Ahmet Suat Özyazıcı. 1973 yılında henüz 2. ligde devraldığı Trabzonspor Teknik Direktörlüğü göreviyle Türk futbol tarihinin akışını değiştirdi. Türk spor tarihinde bir dönemin sonunu ilan etti. Öğrencileriyle Anadolu İhtilali olarak anılan başarının mimarı oldu. Amatör takımlarda keşfettikten sonra birer yıldız haline getirdiği Ali Kemal Denizci, Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Bekir Barçın, Faruk Özak gibi Trabzonlu gençlerden şampiyonluklara ambargo koyan unutulmaz Trabzonspor kadrosunu yarattı. Trabzonspor'da teknik adamlık kariyerine başladığı 1972 yılında genç takımlar şampiyonluk yaşadı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu başarısının tesadüf olmadığını göstermesi çok sürmedi. 1973 yılında profesyonel takımda teknik direktörlüğe getirildi. Ve 1973-1974 sezonunda Bordo Mavilleri 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon yaparak 1. Lig'e taşıdı. Ahmet Suat Özyazıcı, 2. Lig'deki şampiyonluğun ardından 1975 yılında Galatasaray ve Beşiktaş'ın da katıldığı turnuvada Kıbrıs Barış Kupası'nı Bordo Mavili takıma kazandırdı. Dönemin gazetelerinde satır aralarında yer alan bu başarı sonradan Türkiye'yi sallayacak bir futbol devriminin sessiz adımları olarak yorumlanacaktı. 1975-1976 sezonunda Bordo Mavili takımdaki 3. görev yılında Trabzonspor'u 1. Lig'de şampiyon yaparak Türk futbolunda 3 büyükler dönemine son verdi. Türkiye'de ilk defa Anadolu takımının İstanbul takımlarından şampiyonluğu alması daha başka bir anlam taşıdı. 10 yıldan kısa bir süre içinde 4 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı kupası, 2 Başbakanlık kupasını Trabzon'a taşıdı. Teknik adam olarak katıldığı özel turnuvalarda 20'den fazla kupa kaldırma başarısı gösterdi. Trabzonspor onunla kimsenin hayal edemeyeceği başarılara imza attı. Futbolumuzun ülke sınırlarını aşmadığı dönemde Liverpool, Inter gibi Avrupa futbolunun devlerini Trabzon'da mağlup etti. Trabzonspor şampiyon kulüplerde yani Kupa 1'de Türkiye'yi temsil ediyordu. Ligde yapılan karşılaşmada Trabzonspor'la Avrupa sahalarında aldığı sonuçlar tüm Avrupa'nın dikkatini çekti. ...1972 yılında genç takım antrenörü olarak başladığı Trabzonspor'daki teknik adamlık serüveni 1999 yılına kadar sürdü. Bu süre içinde 6 kez teknik direktörlük görevine getirildi. 1994 ile 1996 yılları arasında teknik danışman olarak görev yaptı. Bordo Mavillerin 2010 yılında kazandığı Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde de Ahmet Suat Özyazıcı futbol baş danışmanı görevindeydi. Trabzon futbolunun bir diğer vazgeçilmez ismi ve kendisinden tamamen farklı mizacıyla bilinen Özkan Sümer, Halef-Selef ilişkisi içinde Bordo Mavili takımda görev değişimi yaşadığı isim oldu. Trabzonspor dışında Bursaspor, Sarıyer ve Vanspor'da da teknik adam olarak görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbolunun gerçek efsanesi olarak hafızalara kazındı. Bilge kişiliği, pırıltılı zekası, espri yeteneği, azmi ve çalışkanlığı, Karadenizli inadı ve olağanüstü mütevazılığıyla Türk sporunda örnek bir isim oldu. 3 kupa alıyoruz. Bana diyor vatandaş ki 4. kupayı da alalım. 4. kupa yok ki, bulunmamış ki, federasyon konsolosu da alırdık diyor. En tepe noktasında Ahmet Suat düşünceyi oluşturan. Ben İtman Ocağı'nda gördüğüm ahlakı, terbiye hiçbir yerde görmedim. Suat Hoca'nın söylemleriyle beraber ve anılmasıyla beraber hep büyüdük. En randımanlı şeyi de Suat'ın döneminde aldık. Çevreden yine Trabzon, işte onların arasında Rize'ye gitmiş olan Faruk da var. Teknik olarak benim futbolumda biraz ona benzerdi. Çok teknik bir oyuncuydu, zeki bir oyuncuydu, liderdi. Kaldırdım, o atladı bu tarafa, ben bu tarafa topu vurdum. Ya dedi, ne oluyor, ne yapıyorsun? Esprili, çok espri yapar. Biz de dalga geçer, biz ona laf atarız, o bize laf atar. Hep bir tavanın balıydı aşağı yukarı. Benim alt katta Ahmet Suat oturuyordu, üstte ben Şenol, onun üstte Ali Kemal, yan tarafım. Çok güzel bir kadro kurdun ama bu Ahmet Suat'la olacak iş değildi. Ne vereceğiz sana hoca diye sorduğumda, ben zaten alıyorum demiştir. Bu
anda her şeyi sana bırak diyor. Senin insanlığına, senin karakterine sana bırakıyordu. Suat abi çıktı dışarıya. Biz de dedi ki ya arkadaşlar bak bunlar orta sahayı ileriye geçmeyecekler. Tamam mı? Tamam. Hadi Allah yardım etsin çıkalım zaten. Avrupa'da şampiyonluğu kaybettiğimiz bir sene vardı. Mahvettim biz dedi. Ben bir daha sene çalışmadım. Hiçbir zaman bize bana şu parayı verirseniz ben kalırım yoksa giderim diye bir şey olmadı. Orada en önemli olay ne biliyor musunuz? Gittik İstanbul'a. Suat Hoca demek çok zeki bir insan imajı demektir. O zekiliğini Ahmet Suat Hoca o yıllar çok iyi kullandı ve Trabzonspor'u bu hallere getirdi. Özellikle ilk işi yapmak farklı bir olay. Her işin ilkini yapmak. Bugün bir tekelden icadı ile arabanın bugünkü modern hale getirmesi aynı kefeye koymak doğru değildir. Ahmet Suat Özyazıcı, 20. yüzyılın başlarından itibaren futbolun yaygınlaştığı Trabzon'da 1936 yılında dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren de Trabzonluların vazgeçilmez bir ihtirasla bağlandığı bu oyunun tutkunu oldu. Futbola 1953-54 yılında Trabzon Yolspor'da başladım. Halbuki biz anadan babadan doğma itman ocaklıydık. Ancak genç bir çocuktum. İtman ocağında oynayacak kendimi hissetmediğim için futbola yeni başlarken yeni kurulmuş bir Yolspor'da başlayıp deneyim kazandıktan sonra itman ocağına geçerim düşüncesiyle Yolspor'da başladım ve bir yıl sonra da itman ocaklarına transfer yaptım. Lastik botlarımızla top oynardık. Okuldan çıktığımız zaman 3-5 kişi bir araya geldiğimizde o devirlerde şimdiki gibi yani çubaklı toplar nerede? Yama topu deriz biz. Belden bizim mahallemizde bir Ahmet diye arkadaşımız vardı. O terziydi. O kumaşlardan, artan kumaşlardan bir top yapardı. Yama topu. Ve yere vurduğu zaman 50 santim çekerdi. Yani zıplardı. Biz o toplarla oynardık. Bazen zıplamadığı zaman da yanlayak ayağımızı yere vurduk. Ayağımla bir parça kopardı. Ama ertesi günü yine futbola devam. Mağazaya gitmedim. Dükkanımız vardı. Sen geldin gördün bizim mağazamızı. Oradan kaçar top oynamaya giderdim. Yol sporlu Suat olarak başladığı futbol serüveni İdman Ocaklı Suat Hoca olarak devam etti. İdman Ocağı'nda hem kaptan hem antrenör olarak forma giydi. Daha önce Yolspor'dan geçtikten sonra İdman Ocağı'nda takım kaptanı oldum. O zaman antrenörlüğü de ben yapıyordum. Bizden önce Sebahattin abi vardı, Allah rahmet eylesin, canoğlu. O da Trabzon futboluna çok büyük hizmetleri olmuş bir abimizdi. O ayrılınca ben geldim, yani rahatsızlanmıştı. İdman Ocağı'nda oynamak gerçekten bir ayrıcalıktı o yıllarda yani. Neden? Çünkü çok iyi futbolcular vardı. Mesela ben geldiğim dönemde benden önce Cinemre diye bir sağ bekleri vardı. Lütfü Cinemre. Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor henüz kurulmadan önce daha 1950'li yıllarda Trabzon futbolunun efsane isimlerindendi. Ahmet Suat Özyazıcı vardı. Osman Burma vardı. Bunlar hep kaliteli. Bunlar milli takımda oynayacak oyuncular bunların hepsi. İhsan vardı. Efendim. Garan Necati vardı. Hantal İbrahim Garacımız vardı. Şu bizim sahamızda tenis kortu var idi. Rıfat dedi o rahmetli efendim. Ondan sonra Doktor Kırna Kafato bizim umum kaptanımızdı. Onlar oynardılar. Efendim her branşta yüzmede eskirim de vardı. Ben sanat okulundan okudum, ayrıldım. Ama bana sorsalar nereden mezunsun? Ben derdim Mülkiye'den. Ben İtman Ocağı'nda gördüğüm ahlak, terbiyeyi hiçbir yerde görmedim. Tabii evde gördüğümüz ayrı ama dışarıya çıkıp İtman Ocağı çok bambaşka bir kulüptü. Çünkü hakikaten İtman Ocağı bir Türk futbolunda bir şeydi. Ocaktı yani. Bizde kırmızı kart işte hakem tarafından dışarı atılma bizde çok olmazdı hakeme itiraz. Hakemlerle bey, sayın diye konuşurduk. Böyle ilişkiler vardı. 1920'li yıllardan itibaren gerçek birer idman ve irfan yurdu haline gelen İdman Ocağı ile İdman Gücü kulüpleri 1950'li yılların Trabzon'unda kendi camialarını oluşturmuşlardı. Bu iki camia, taraftar grupları, hayran kitleleri, kanaat önderleri, kültür ve sanat alanındaki etkinlikleri ve farklı branşlardaki iddialarıyla ender rastlanan bir rekabet içindeydiler. Şehrin Necmi Ati, Erdoğdu Spor, Martı Spor gibi takımları da bu rekabeti zenginleştiriyordu. Sadece Trabzon değil, bölgeyi de yani o Karadeniz bölgesinde de hatta Türkiye'de de iki büyük kulüptü yıllardır. İdman Ocağı'nın kuruluş tarihi 1921, yani Cumhuriyet'ten önce kurulmuş. İdman Gücü de 24'tür. Ben İdman Ocağı'nda futbol oynadım.
Türkiye Kupası'nı aldık. Amatör şampiyonu müzededir. Trabzonspor'un müzesindedir. O zaman tabii Türkiye Kupası şimdiki amatörler gibi değil. Çok önemli. İkincilik yok, üçüncülük yok. İşte Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, işte belirli yerlerin dışında da profesyonel takımlar yoktu. Çok küçüktüm. Hayal meyal hatırlıyoruz tabii. Biz o zaman İtman Hoca, İtman Gücü maçları Trabzon'un çok önemli maçlarıydı. Şu merdiven basamaklardan yukarı salona geçmek biraz zordu. Abilerden önünü kapatacaksın, ilikleyeceksin, geleceksin. Senin oturabilecek olduğun sandalye bile ayrıydı. O zaman çok büyük saygı vardı. Yani. Terbiye vardı hala. Hani öyleydi. Onun çok değişik bir şey, bunu anlatmak mümkün değil. Galatasaray oyuna başlıyor. Takımlar Galatasaray, Turgay Dursun İsmail, Mustafa Ergun Candemir, İsfendiyar Suat, Büyük Ahmet Metin Mete. Fenerbahçe Özcan, Osman Basri, Avni Naci Niyazi, Şeref Hüseyin, Can Lefter Yüksel. Oyuna Galatasaray yeni taktiğiyle girdi. Trabzon'a gelmediği zaman profesyonel İstanbul'da 10 takım vardı. Galatasaray, Fener, Beşiktaş onlar vardı zaten. Onlar kendi aralarında futbol oynuyordu. Yani Türkiye'ye yayılmamıştı şimdiki gibi. Biz o zaman amatör futbol oynuyorduk. Ve Türkiye amatör futbol şampiyonu olduk. Ben yine o takımda hem takım kaptanıyım, hem futbolcuyum, hem de antrenörüm. 3 yıl üst üste 74 maçta yenilmedik. 3 yıl. Hangi maçta yenildiniz en sonunda? En sonunda Bursa'da Güvenspor maçına yenildik. Bursa'da 2-0 yenildik. Orada Beşiktaş'a giden orada Şenol Birol gol var ya, o zaman o Birol Mirol Bursa Güvenspor'da oynuyordular. İyi takımdı Bursa Güvenspor. Bizi 2-0 yendi. 74-75. maçta unvanımız gitti. Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzon futbolunun Trabzon'dan önce Türkiye çapındaki başarılarında yine başroldeydi. İdman Hoca 1965 yılında Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'ndan elerken Suat Hoca bu maçlarda da antrenör kaptan olarak sahadaydı. Beşiktaş maçını sorduk. Beşiktaş'ta burada oynadık. Rüzgarlı bir havaydı. Beşiktaş'ta aşağı yukarı 8-9 tane de milli vardı. Rahmetli Yusuf Tunalar'ın filan oynadığı, Sanlılar'ın oynadığı bir dönem. Buradaki maçını izledim ben. İbrahim abi vardı. Babamdan müsaade alarak köyden aldı getirdi beni. Ayakta izledim. Yer yok. Açık gibinin arkasına ayakta. Yeni aldı böyle. Avni Aker'de oynanıyor. O zaman Sanlı, sen oyna Sanlı, sen oyna diye bağırılıyor. Yusuf, ama tabii harika bir futbolcu. O zamanın harika bir futbolcusu Yusuf. Kısa bir sürmüştü Yusuf'un futbolcuk dönemi. İşte Ahmet Suatlar, işte Kuşbayıklar. Yani güzel bir şey. Yaşar abiler ki İstanbul'daki golü atan da Yaşar abidir falan. Fevkalade iyi bir futbol rezitaliydi buradaki maç. Beşiktaş geldi Trabzon'a. Trabzon'da oynadık. Beşiktaş'tan berabere kaldık. Yenişemedik. Uzatmaya girdi. Yine yenişemedik. Bu sefer dediler ki ikinci maç oynanacak İstanbul'da. Tabi olsun dedik. Gittik İstanbul'a.